Mesela şu ışığı bir kıralım. Ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz abi. Duvara vurduğu ışık yapmışlar abi. Şunları kırdığım zaman. Yalnız şey çok güzel. Aa bak. Işığa yaklaştığım zaman diyafram düşüyor. Anladın mı? Şey gibi böyle. Gerçekten bir telefonla veya herhangi bir kamerayla ışığın yoğun olduğu yere gittiğiniz zaman o ışığa odaklanır ve etraf kararır ya. Direkt onu yapmışlar abi. Çok iyi ya. Normal bir şekilde yukarı çıkıyorum şu an. Bir dakika, bunu bir daha yaşayacağım şu an. Bak, karanlık bir yerden çıktığım zaman ışık gerçekten gözünü alıyor ve normal hale geliyor. Yani gerçekten diyafram mantığını çok iyi yapmışlar ya. Çok fazla grafik istemeyen bir oyunda o kadar güzel bir grafik kalitesi sunmuşlar ki. Ya gerçekten tadından yenmez. Sırf bu yüzden Minecraft'a başlayabilirim bu arada. Herkese merhaba. Bugün söz verdiğim gibi bu çılgın canavar türünün tek örneği olan bilgisayarın RTX'ini test etmek istiyorum abi. RTX nedir? Nasıl şok olunur? Nasıl bir Minecraft oyunu evrimleştirilir adı altında test etmek istiyorum. Çünkü Minecraft'la alakalı çok fazla bilgim yok aslında. Çünkü ben çok Minecraft oynayan bir adam değilim. Aslında siz çok istiyorsunuz oynamam ama ben biraz da şey diyordum. Ya işte kare kare, inekler kare, koyunlar kare, herkes kare falan diye böyle birazcık küçümsüyordum ama küçümsemek çok yanlış bir şey olduğunu fark ettim. GeForce RTX 2080 Super White Edition'ı ben Duke Steel Edition'a çevirip boyadım. Biliyorsunuz zaten bu canavar makinenin içinde efsane bir ekran kartımız var. Anakartımız TUF serisinin X570-PLUS. Yine White Edition bir sıvı soğutucumuz var. ROG Strix LC 240 serisi. Tabii ki de bu arada bu sistemi Asus'un ilk çıkarttığı gaming case olarak geçen Helios kasasında topladık. Kasa zaten benim kadar kocaman bir kasa ve içi ısınması, ısınmak alakası yok. Gerçekten biz bunu bu arada yaklaşık 1,5 hafta falan test ettik. Bunda oyunlar oynadık, yayınlar yaptık ki zaten Zeynep biliyorsunuz yayınlar yapıyor. Hani FPS düşer mi? Oyunu rahat oynayabilir miyiz falan düşüncesi sıfır. Ben bunu boyadım biliyorsunuz. Tabii ki de bunun üstüne sağlam bir işlemci, sağlam bir RAM sistemi de topladık. Şimdi bu deli sistemle neden Minecraft oynuyorsun abi diyeceksiniz ve beraber algılarınızı kıracağız abi. Ben bir önce oynamak istiyorum. Şimdi oyuna girdiğimiz zaman, bu arada bundan önce markete girip arama butonundan RTX yazarsanız dünyalar geliyor. Hazır ya, yapılmış böyle. İçine böyle kendinizi kaybetmeniz için. Aquatic diye bir yer var abi. Aquatic Adventure. Bizim kasamızın adı Aqua olduğu için önce oradan başlamak istiyorum. Bu dünyayı oluştur diyorsunuz. Tabii öncesine indiriyorsunuz. Şu an bizi bir suyun, okyanusun altında başladık. Şu an bu arada RTX özelliğimiz kapalı. Açacağım ama daha değil. Önce şöyle bir etrafı kestirmek istiyorum. Neler var, neler var, yok. Şurayı bir açayım ya. Suyun altında ne olabilir? Oha. Onun suyun rengi falan değişti yalnız. Oha, çok güzel oldu. Ya şeylerin rengi değişiyor. Bak normalde bu kapalıyken pembe. Açıyorum abi. Suyun o okyanus rengiyle mavileşip turkuazlaşıp bütün her şeyin rengini değiştirmiş. Bayağı iyi bu arada. Ben bir yukarı çıkacağım. Şurada yüzümü şey aldı yani. Yansımaya baksana. Dalga dalga. Kapatınca hiçbir şey yok. Yani suyun alttan baktığımız zaman sadece su ama açtığım zaman İnanılmaz bir fark var burada. İnanılmaz fazla bir fazla yani. Bu çok fazla abi. Abi gerçekten bak, gerçekten bir oyun bu kadar fark etmemeli ya. Bu inanılmaz yoğunmuş abi. Bu nedir ya? Şu suyun içinden alttan baktığımız görüntü çok güzel olmuş. Abi bu nedir ya? Efsane olmuş. Normalde bu arada bu tip şeyler evet her oyunda yapılabilir. Işıklandırma yapay olabilir ama burada tamamen gerçek zamanlı bir ışıklandırma yapmışlar. Abi bu ne ya? Denizdeki güneşin yansımasına bakar mısın? Bak. Bak. Ben nereye gitsem oraya gidiyor. Güneşin yansıması efsane olmuş. Bir dakika, bir gölge bir yer bulacağım. Kolonların falan yansıması çok güzel olmuş. Şimdi bak. Güneşten kaçmanın yolları. Hop. Saklandım. Hop geri açıldı. Hop saklandım. Şimdi burayı salıyorum. Başka bir haritaya geçelim. Kaydet çık. Şu render'ı bir şey yapalım. Ayarlardan fullleyelim abi. Işın izleme oluşturma mesafesini maksimuma çekiyorum. Of, şehrin olan şehrin denizdeki yansımaları falan efsane, her şeyin yansıması var. Çok iyi yapmışlar. Şunu kırabiliyor muyuz? Burada ne var? Heh. Şuraya duk yazabilir miyim ya? Dur, Nvidia'nın logosuna duk yazacağım bir dakika. Bu arada karakterin kolunda da yansıma var. Aa çok iyi. Bak şu an gölgeye düştü. Neyse tamam, bunu sonra yaparız. Başaramadım. Hızlıca şehre doğru ilerliyorum. Abi burası bulut muhtemelen. Buradaki ışıklar da buluta yansıyor. Gerçek anlamda gerçek zamanlı demek istediğim aslında şu. Ben buradaki ışığı kırdığım zaman gölgeler içeride kalıyor. Yani normalde bir oyunda böyle bir atmosfer yaratıldığı zaman bunlar yapaydır. Bunları kırsam da buradaki ışık kalmaya devam eder. Ama Ray Tracing özelliğinde bu tamamen size gerçek zamanlı bir özellik sunmuş oluyor. Yani o anda bilgisayar render'ı alıyor. Yani render almak orada basit değil. Oyunu komple aslında siz bozuyorsunuz. Bu yapılmış bir harita ve ben bunun bütün akışını bozuyorum aslında. Ve bu bozulduğu zaman da ekran kartı size, siz oyunu oynarken de render alarak size o an yaptığınız akışı değiştirmesini sağlıyor. Burayı mavi bir ışıklandırma yapmışlar. Ben bunu kapattığım zaman burada hiçbir şey yok. Mesela şu ışığı bir kıralım. Ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz abi. Duvara vurduğu ışık yapmışlar abi. Şunları kırdığım zaman yalnız şey çok güzel. Aa bak. Işığa yaklaştığım zaman diyafram düşüyor. Anladın mı? Şey gibi böyle. Gerçekten bir telefonla veya herhangi bir kamerayla ışığın yoğun olduğu yere gittiğiniz zaman o ışığa odaklanır ve etraf kararır ya. Direkt onu yapmışlar abi. Çok iyi ya. Normal bir şekilde yukarı çıkıyorum şu an. Aa, bir dakika, bunu bir daha yaşayacağım şu an. Bak karanlık bir yerden çıktığım zaman ışık gerçekten gözünü alıyor ve normal hale geliyor. Yani gerçekten diyafram mantığını çok iyi yapmışlar ya. Çok fazla grafik istemeyen bir oyunda o kadar güzel bir grafik kalitesi sunmuşlar ki. Gerçekten tadından yenmez. Sırf bu yüzden Minecraft'a başlayabilirim bu arada. Ama baksana suyun üstünde gölgeler var. Bulutların gölgeleri var. Bak bir şey var. Bir dakika bir daha. Şunu merak ettim. Şuna bir bakacağım. Hoppa. Şimdi en güzel kısım. Nerede o güneş? Burada. Sağ taraf bulutun gölgesi. Sol taraf ışık hüzmesi. Yani hani şey sanıyordum böyle belli başlı ışıklar olur. Stabildir. Oha falan dersin geçersin ama gerçekten kapattığımız zaman hiçbir şey yok. Buna alıştık zaten. Bu bizi şaşırtmadı şu an. Başka bir haritaya gidiyorum. Ha showcase dediği yer burası. Anladım. Röböteye girmemiz yok mu? Var, burada kesin olay olacak yalnız. Şuradan çık şöyle. Kadrajımızı ayarlayalım. Fotoğraf çekeceğiz. Efsane. Çok iyi lan. Fulleyim bakayım. Bu fullenmemiş hali bu arada ha. Bak şimdi fulluyorum abi. Dibine. Dokusuna falan baksana şunun. İnanılmaz iyi değil mi? Mermerin dokuları falan çok güzel olmuş. Ana ayna. Lan aynaymış bu. Benim kolummuş. E benim vücudum nerede? Lan. Bakayım. Merhaba, merhaba. Hey. Oo, aynanın arkasında tahta. Oğlum adamların yaptığı showcase binasını yıktım yalnız. Lan bir dakika. Ben şimdi anladım. Bunlar sağlı sollu ayna yapmış. O yüzden bu kadar geniş görünüyor. Neden? Çünkü ayna birebir geniş gösterebilir. Ayna kullanın. Evinizde ne kadar ayna varsa o kadar geniş oluyorsunuz. Yapay zeka bir oyunda gerçekten bu kadar best olabilir ya. Harbiden çok iyi olmuş. Ben çok beğendim. Çok güzeldi. Yani teknolojisine gerçekten hayran kaldım abi. Bak işte kapattığın zaman normal, tek renk, dümdüz ama açtığın zaman bildiğin renk değişimi ve yansıma, parkenin yansımaları mükemmel olmuş bu arada. Oo, pardon abi ben bozdum burayı değil mi? Bozduğum için buraya ışığı yansıyor. Çok güzel olmuş lan. Bu ne abi ya? Ada mutfak var. Senin mutfağına. Sen lan. Ay! Boşlar mutfağına şimdi senin. Dağıtırım lan buraları. Nvidia, Asus'a, Asus ROG ailesine buradan tekrar teşekkür ederim. Şöyle bir oyun keyfini bana yaşattığı için. Ben gerçekten Minecraft'a karşı bir insandım, ön yargılı bir insandım. Herhangi bir RTX ekran kartınız varsa bu teknolojiden siz de faydalanabiliyorsunuz. RTX'i destekleyen bütün oyunlarda bu keyfi yaşayabileceksiniz. Bunu unutmayın. Neyse, ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.